Merhabalar efendim. Sahici sohbetler başlıyor. Biz hazırız, siz hazır mısınız? Yine bir zaman yolculuğu var. İş insanı konuğum. Ama ben onun hep sanatçı yönünü dikkate aldığım için aslında ben size bir sanatçı takdim etmek istiyorum. Konuğum Sayın Erbil Arkın. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Erbil Bey, hayatta yolculuk başlayacak fakat onun öncesinde yaptığınız her işte bir sanat unsuru var. Ben size ait olan her yere geldiğimde sanat dokusu hissediyorum. Onun için de sanatçı dedim size. Köküm sanatla olduğu için, hayatımın da bir parçası olduğu için, yani önemli bir parçası olduğu için ne iş yaparsam elbette geçmişime de dayanarak devamlı mümkünse sanatım veya sanatı, kültürü katmaya uğraşıyorum. Harika. Geçmişime de dayanarak dediniz ve ben sizi ilk hatırladığınız anıya davet ediyorum. Şu anda aklınıza gelen ilk anı. İlk anı. İlk anı. İlk anım bir iki tane var. Belki en eskisi rahmetli dedemin, babamın babasının köyde beni bir peşkirle dövmesiydi. Ama! 2,5 yaşındaydım. Aman ha! Tabii eminim yaramazdım. Zaten hayat boyunca yaramaz oldum ben. Ama peşkir yani çok acıtan. Ama neyin ne çok acıtan. Ama işte travma. Tabii o zamanlar. Hatta o zamanki dedem dizlikli, yelekli birisiydi. Hmm. Köyün muhtarıydı. İki karısı vardı, bir Rum, bir Türk. Hmm. Yani, ve çok iyi hatırlıyorum, topraklarda biz zannedersem yaramazlık yaptı ve bir tane böyle. Çok ilginç ilk anı. Unutmadım onu ve tuhaf bir şekilde bizim köyümüz güneyde kaldı ve 2003'ten sonra gittik. Abimle ve gördük oku ve girdik böyle avlulu bir köy evi, çok güzel yani, ahırlar sağa sol, herkes üstte yaşıyordu, hayvanlar altta, müthiş manzaralı Bela Payız gibi bir yer. Hı hı. Ve tek, hemen aklıma tek durduğum noktayı ve dedemin çıkıp beni 2,5 yaşında patakladığını haklı olarak tahmin ederim. Bir de çok etkilendim bundan, sonra gelsin anılar. İlk anılarımı dersen, İlkleri diyorum. Yani geri geriye giderek gene o yaşlarında pardon. Deniz yolculukla İngiltere'ye gitmek. Kaç yaşındasınız? 2,5 yaşındaydım. Tahmin ederim ondan sonra annem bizi toparladı. Çok cesur bir annem vardı. Babam zaten İngiltere'deydi. İngiliz ordusundaydı. Bir dakika, bunu biraz açalım mı? Aile, babanız o sırada Londra'da. O sıra Londra'da. Anne burada tek başına. Tek başına. Yıl kaç? 53. 53. 53. Annem cesur kadındı derken mutlaka bunu dinlemişsinizdir. O kararı nasıl almış anneniz? Cesurluğu? Cesaretle o çocukları da alıp gitme kararını ben nasıl almış? Ben de halen hayran annemi düşünüyorum. Ki düşünün, babam beni görmemişti zaten. Hayır, yani siz o görmeden. Daha. Yani öyle gitti İngiltere'ye. Çalışıyordu orada. Ondan sonra parayı toparlamış. Hı. Bence. Gönderdi biletlerimizi ama o zaman sadece çok zenginler uçakla dolaşıyordu. Ve belki Kıbrıs'tan İngiltere'ye gitmek için dört yerde durarak giderlerdi. Herkes gemiyle giderdi. Ve bizi zannedersem Limassol'dan apar topar 3 çocuk, 2,5, 5 ve 7, okuma yazması yok. Hayatta belki Lefkoşa ve köyünün dışında hiçbir yer görmemiş, apar topar bizi aldı ve İngiltere'ye. Ve o zamanlar gemiyle bile olmazdı. Gemiyle İtalya'dan Fransa'ya, Fransa'dan tren Londra'ya, eşeğe, Calais'den gene feribot, ondan sonra tren Victoria Station'da o zamanlar. Çok cesur bir kadındı yani.
Onların yaptığı Ruhum mesafeyi ve annemizin, babamızın, yani herkes bana başarılısın derler. Ama mukayese ettiğin zaman onların koşullarıyla, onlar bizden çok daha başarılı. Ya. Ya. Sonra çok çok etkileyici anılar geliyor. Hmm. Çok etkileyici. İngiltere, gene çok geçmişe gidiyorsak. Geçmişteyiz. Babamın gördüğümde ne kadar korktuğumu hatırlıyorum. Onu bana anlatır mısınız? Çünkü müthiş bir korku, çok yabancılık hissettim. Ve yaklaşamıyordu bana, onu da hatırlıyorum. Gene 2,5 yaşın, aynı 6 ayın içinde belki. Ve benim gönlümü nasıl aldı? Bana bir muz verdi. Ve gittik evimize. Bodrum katı, başka bir şey için paramız yok. Bodrum katı hatırlıyorum. Gözümle masanın şeyi bu seviyedeydi. Yani göz ve masanın üstü bu seviyedeydi ve muz görmüştüm. O muzu istedim, fark etti ve aldı, oğlum aldı. Öyle babamla tanıştım. Korkudan biraz daha şey oldu yani. Ama sert, babam sert adamdı yani. Ha, sertliğinden korktunuz. Yok, hiç tanımıyordum ki. Peki peşkirle döven dede babanızın babası mı, evet, annenizin? Aynen. Ha, babadan oğula. Ama çok şükür bana geçmedi. Peki üç kardeş gittiniz. Evet. Baba biraz disiplinli, koyu disiplinli hep diyebilir miyiz? Disiplinli tabii. O da sorumlulukları vardı. Geçmişe bakarsanız hanım, üç çocuk ne yapacak? Neden göç ettik ki? Neden gurbete gidersin ki? Çatı ve ekmek parası çocukların ve eğitim çocukların için. Onlarla uğraştılar, becerebildiler, yapabildiler. Anneniz de çalıştı mı? Hemen. Hemen. Hemen annem dikiş. Vallahi. Ve emekli olana kadar dikiş yaptı. Babam hastalandı bir ara, çalışamadı. Beni hemen kreşe koydular. Yani hiç hatırlarım, hiç İngilizcem yoktu. Ondan sonra hiç Türkçem yoktu, o başka bir şey. Hiç yani. İngilizceniz yokken kreşte yine korktunuz mu? Gittiler ve beni koydular, çok güzel bir şey, korkutmadılar, şey etmediler. O yaşta bile, o zaten kreşte yarı hemşire gibiydiler, hatırlıyorum öyle. Üniformalıydı kreşteki öğretmenler. Bizi öğlenleri yatırıyorlardı. Yani böyle askeri yataklar gibi böyle şey. Üç kardeş. Ben kreşe gittim. Siz kreşe, öbürleri? Onlar hemen okula başladılar. Onların ki annem çalışması gerekirdi. Dil sorunu var. Çok iyi hatırlıyorum. Gene anılar soruyorsunuz. Bir de uzun olacak. Anılarla gidelim. Evet. Eve döndüm, hatırlıyorum ve bana, anneme dedim thumb. Finger. Ve beni çok takdir etti. Bak, İngilizce biliyorsun. Çok güzel bir yolu geldi. Finger, thumb. Böyle gitgide böyle, tabii çocuklar sünger gibidir. Tabii. Yani kulakta hırsızdır. Her şeyi emiyorlar. Bir iki sene içinde zaten Kıbrıs'ca Türkçe konuşuyorduk. Türkçemizi unuttuk. Kardeşler arasında hep İngilizce konuşmaya başladık. Ve öyle devam ettik ki. Peki anne de sizden mi öğrendi İngilizceyi, giderken annem biliyor muydu? Tipik. Annem çat pat, hiç hayat boyunca iyi İngilizce konuşamadı ki. Evine kapanık. Evden işe, dikiş, geri eve, alışveriş. Babam iyi konuşuyordu diyebilirim ama o da, düşününüz ki, bir köylü bir adam. Hayatın içinde Rumcayı Rum gibi konuşabilirdi. Zaten Kıbrıslı Türk'tü. İngilizceyi de öğrendi. Bu cahil dediğimiz adam üç lisanlıydı sonunda. Annem de bir nevi öyle. Yani. Hayır, hiç okumamış bir anneden bahsettiniz ve evet. Londra'da eski Türkçe okuyordu. O eski Türkçe. Eski Türkçe. Sadece eski Türkçe okuyordu ki zamanında hocalar vardı. Eski Türkçe öğretiyorlardı. Ve tam annemin yeni Türkçe'ye döneceği zaman annesi öldü. Annesi öldü de, onun için diyorum çok cesur bir kadın, 12 yaşında. Ve annesi ölünce dedem okuldan çekti onu ve dedi diğer çocuklara bakacaksın. Ve tabii eğitimi orada durdu yani.
Evet, kreşte başladı. Ben oradaki durumu bir anladım. Evet. Sonra nasıl gelişti hayat? Biraz daha yaşta ilerleyelim ve anılar gelsin yine. Oradan okula, söyledim de bilinen bir şeydir. 5 yaşında İngilizleri okula alıyorlar, ilkokula 7 yaşında değil. İsmimi çok zor okuyorlardı. Erbil, ismim Erbil. Evet, ama bir İngiliz'e Erbil dediğin zaman söylemiyorum. Neye döndü isminiz? En sonunda benim lakabım Bill oldu. Billy oldu. Bill Clinton gibi. Öyle kaldı. Okula gittik. Belki sizin için önem taşıyan, o yaşta bile 5-6 yaşında çizebildiğimi fark ettiler. Yani bir kabiliyetim vardı çizime. 1-2 yaş büyük sınıflara koydular beni ve benim hayatımın yönü orada belliydi zaten. 6 yaşında, 7 yaşında belliydi. Sınıf atlattılar mı size 6 yaşınızda? 2-3 sınıfın sonraki çocuklarla resim yapıyordum. Resim, o seviyedeydiniz. Yani, sadece orada, hani diğer derslerde değil. Ama fark ettiler ki çizim var. Tabii takdir görünce ve iltifat görünce benim hayatım, ben bunu yapacağım dedim kendime. Ve hayat boyunca onu yaptım. O sizin ama aslında bir kırılma noktanız olmuş. Hani düşün, o yaşta bile başlayabilirler. Evet, insanların böyle kırılıp yönünün değiştiği yanlar var ya, sizin ilk herhalde o nokta oldu. O noktaydı ve tabii o yaşta ne düşünebilir misiniz? Ben çizgi film yapacağım büyüyünce. Hayaliniz. Ben Mickey Mouse'lar yapacağım, ben şeyleri yapacağım. Tabii o yaşta başka ne düşünebilirsin ki? Ama o hayalle beni daha ileriye götürdü. Ama çizim sevgisi, belki kabiliyetin de getirdiği güvenle ve takdir gördüğün zaman hayatımın yönü belliydi o zaman yani. Çok güzel. Şimdi sevgi figürünüz anne. Evet. Öyle anladım. Hı-hı. Kardeşlerle ilişki nasıl? Çok çok iyi. Bu yaşa geldik, tartışabiliriz ama hiçbir zaman kavga etmedik, birbirimizi çok seviyoruz. Ama çok çok farklı karakterlerdeyiz, çok farklı. Ben en küçük çocuğum, ablam ortanca, abim en büyüğü ve çok güzel bir paylaşım diyorum herkese ki en büyük bir saygısı var. Ortanca ki genelde unutuluyor ama kız, onun için onun, o fabri oldu. Tabii ben de tekne kazıntısı. Ben tekne kazıntısı. O da güzel. Onun için güzel büyüdük. Birbirimizi hiç kıskanmadan, ne güzel, hiç şey etmeden ne öyle güzel büyüdük. Yani. Babam hastalandı dediniz. O ara çalışamadı muhtemelen. Senelerce çalışamadı. Çalışamayınca da tabii o sıkıntılı yaşantılar devam etti. Siz kaç yaşlarındasınız o zaman? Dönem bütün yaşında çok hastalandı. Tabii arada sırada çalışıyordu. Annem hep çalıştı. Tabii İngiltere gene hastalarına bakıyor. Sosyal devlet. İşsizlerine bakıyor. Onun için şöyle veya böyle biz geçiniyorduk. Ve tabii eğitim için önem de veriyorlardı. Savaştan çıkmış bir ülke ve o zamanlar iktidarda olan solcu bir parti veydi, Labour Party öneme çok önem veriyorlardı ve eğitime, burslar da hatta okuldayken ben yani okulum biraz uzaktı, iyi bir okul olduğu için istedim ben gideyim oraya. Annem babam pek karışmıyordu, her şeyi ben seçiyordum. Zaten anlamıyorlardı ki, 11 yaşında bile biliyordum nereye gitmek istediğimi. Ama çok uzak olduğu için belediye bana bütün tren, otobüs paralarımı ödedi. 11 yaşında müracaat ettik. Bir İngiliz yengem vardı. O namıza müracaat etti. O yaştan bile biletlerim, tren, otobüs hep devlet tarafından ödeniyordu. Ve öyle devam etti mezun olana kadar yani. Baba orada sağlıklı ömür sürdü mü hastalandıktan sonra, yoksa hep o hastalık sürdü, hep devam sürdü etti mi? Sürdü, hasta, bazen çalışabildi ama uzun uzun yaşayabildi. Refahtı orada.
84 yaşındaydı. Annem de Kıbrıs'a getirdik. Burada refat etti. Yok, daha o kadar gelmeyeceğiz. Evet. Daha geçmişteyiz. Tamam. Daha geçmişteyiz. Ana dilinizi çok çabuk sürede unutmuşsunuzdur. Çünkü çok küçük gittiniz oraya. Çok nadiren bir, şöyle diyeyim. Yani gururla Kıbrıslı Türk'üm ama Kıbrıslı Türk'ün şivesi mantıklı bir şive değil. Yani onun için böyle öğreneyim, bu Türkçe mantıkidir diye bir şey yok ki düzeltesin. Tabii günün, bizim günümüzün 16 saati varsaydı veya 14 saati varsaydı, 14 desek 12 saati İngilizce konuşuyorduk. Onun için üç çocuk biz Türkçemizi unuttuk. Çat pat annemizle babamızla konuşacak konuşuyorduk. Evet. Yani öyle. Ne kadar buluşacağız ki? Annem biz kalkmadan önce işe giderdi. Ya. Biz eve döndükten okuldan sonra bir iki saat sonra gelirdi. Bir çorba morba bir şey yapardı bize. Babamız da aynı şekilde. Ne kadar Türkçe konuşacaktık ki? Tabii ya. Yani öyle çocukluk anlatıyorsunuz ki işte zeminde bir ev dediniz. Çalışan anne baba. Çocuklar kendi kendilerine bakıyorlar sanki evin öyle, içinde. Öyle, değil hep mi? Kendimize bakardık. Evet, kendi kendine. Kötü değildi. Normal sayıyorduk tabii. Onu. Ablam vardı. Yani ama biz hep öğrendik bu şeyi yani. Bizim için zor gelmiyordu ki başka bir şey bize. Ama hep öyle sefalet içinde yaşamadık. Sefillik kastetmedi. Yok şey yani yalnızlık içinde şeye gelmek isterim. Anne baba çalışkan kişiler. Çalışıyorlar. Çalıştıkları zaman çatı dedim ya. Bir iki sene içinde babam ev alabildi tabii. Ki İngiltere'de olsun. Bir ev alabildik ve o da hayatımızın yönü değişti. O eve ilk gittiğiniz gün eve yerleştiniz. Oradan bir anı var mı? Çok katlıydı. Ona hayran kalırdım ki biz yarı bodrumda bir evde yaşıyorduk. O yarı bodrum evde banyo odamız yoktu. Banyo ve mutfak aynıydı ve banyo mutfağın ortasındaydı ama kapağı vardı. Etrafında da sandalyeler vardı. O masamızdı normalde. Aa, ama duş almak istediğimiz veya banyo, o zaman duş yok. Tabii banyo canım. O kapağı açırdı, o banyo. Baba ya, ne güzel, ne güzel anılar. Yani, yani öyle. Ne güzel anılar. Ama onu atlattık. Babam ev alabildi. Ne mutlu. Yüksekliği dikkatinizi çekti. Zekice davrandı. Dört katlı bir bina aldı. Bizi bir gene yarı bodruma tıkadı bizi. İnanmıyorum. Diğer katlarda kiraya mı verdi? Kiraya verdi. Ki borcunu ödesin de. Ama zekici bir davranış. Zekice. Yani. Zekice. Ya, ya öyle. O okul hayatı, uzun yol gidiyorsunuz. Ev uzun, değiştikten uzun sonra yol. Da uzun gidiyorsunuz. Hayır. 11 yaşından 17 yaşına bir sene erken gittim üniversiteye. Yani uzun bir yolculuktu ama gene normal sayıyorduk. Yani hiçbir şey farklı değildi. Hiçbir şey zor bir hayat yaşıyoruz diye gelmiyor aklınıza. Hayatınız böyle. Böyle. Hayranlıkla dinliyorum. Bir sürü insanın şikayet için sebep aradığı bir dünyada siz anlattığınız şeyleri gülümseyerek ve hiç içinde şikayet unsuru olmadan anlatıyorsunuz. Ne kadar kıymetli bir şey. Şikayet etsem günah olur. Yani güzel, ailemiz bize şahane bunu yarattı. Ne güzel, zaten pozitif bir karakterim var zannederse. Yani bu pozitifliğin içinde o yaşta bile ki İngiliz'in bir lafı var veya Buda'nın lafıdır bu. Ignorance is bliss, mutluluk cahilliktir. Yani. Biz o başka dünyaların, başka şeylerin içinin cahilliğin içindedik. Dünya bizim dünyamızdı. Başka bir şey bilmiyorduk ki. Onun için mutluyduk. Yani. Sosyalleşmeniz nasıl oldu? Kimlerle? İngiliz arkadaşlarınızla. Belki kolej dönemlerini soruyorum. Şöyle diyeyim. Hep böyle bir orta bir hayat yaşadım. Yani tabii arkadaşlarım, hiç farkım yoktu arkadaşlarım. Zaten İngiltere, Londra bilhassa kozmopolit bir yer. Ve biz Doğu Londra'da büyüdük ve Doğu Londra'da zaten
gurbetçilerin girdiği semttir İngiltere. Zaten Londra'nın özelliği odur. Yani alıyor gurbetçileri, hazmediyor. Biraz değişiyor kendisi ama o gurbetçileri tamamen değiştiriyor ve İngiliz yapıyor. Yani bize de aynı şey oldu. Onun için güzel bir olaydı. Arkadaşlarımla pek farkımız yoktu. Ama hayat boyunca İngiltere'de ve şu anda Kıbrıs'ta veya Türkiye'de de yaşadım. Türkiye'de de herkese biraz yabancı gibi geliyorsun. Londralı Türkler, Londra'dayken Turkish Cypriot derlerdi. Yani İngilizdir ama Turkish Cypriot'tir. Kıbrıs'a geldiğin zaman Londralı Türk derler. Demezler ki ya. Türkiye'ye gittiğin zaman Kıbrıslı derler. O zaman devamlı o fark var. Ha kötü mü? Bence güzel. O farkımız olsun değil mi? Zenginlik. Renk, fark olsun. Kesinlikle. Öyle. Peki o zor yıllarda buraya gelip gitme imkanınız da yoktu herhalde değil mi? Kıbrıs'a? Evet. Ben Kıbrıs'ı tamamen unutmuştum. Şöyle, benim ilk dönüşüm Kıbrıs'ta 18 yaşındaydım. O kadar yıl hiç gelmediniz. Gidip gelmeye çok zor tabii, ki. Hem parasal imkan. Hem parasal imkan. Dediğim gibi o zamanlar sadece çok zenginler uçabilirdi. Yoksa gemiyle, tek gemiyle gidecektiniz, gemiyle gelecektiniz yani. Erbil Bey, balla kestim sözünüzü. Bir İngiliz olarak Kıbrıs'a gelmek nasıl bir duyguydu? Çünkü dediniz ki İngiliz önemli. Benzetiyor kendini bir müddet sonra. Bir İngilizdiniz artık siz ve Kıbrıs'a geldiniz. O seyahati isterim ana. Benim için güneşin doğmuş gibi oldu. Evet. Çok güzel. Şöyle anlatırsam. En sonunda 18 yaşında tabii uçaklar başladı. Diyebilirim ki ilk gelişim heyecanlı Kıbrıs'a uçağa ilk binişim. Bir uçağa binişim. Her şey ilkti o sene. Uçağa bindim. Yani inanılmaz bir his. Tabii hiç uçağa binmemiş. Tabii ki. Kıbrıs'a geldik. Hatırlarım daim beni havaalanından aldı. İlk şey kapılar açıldı. Sıcak vurdu. Yani sıcak. Ve şey o bambaşka his. Bir yani affedersiniz bir Londra iti. O Londra betonların içinden çıkan bir çocuk. Hep karanlık. Yani o beni eve götürdü, evine götürdü. Köşkü Çiftlik. Yani biz lokal TV olduğumuz için herkes tanıyacak Köşkü Çiftlik'te. Ve ilk defa canlı bir palmiye gördüm. Ama, o palmiyenin güzelliğini üstüme geldi. Ve Ağustos böcekleri hiç unutmayacağım. O Ağustos böceklerin çıkarttığı sesler. Romantik geldi bana. Değişik bir dünya gibi. Durmadan Ağustos böcekleri. O sıcağı çok çok güzel geldi bana. Bambaşka dünyadaydım. Ve daha önemli bir şey var. O zamanki arkadaşım Londra'da tanışmıştık. Mehmet Fazıl Küçük. Halen çok iyi arkadaşız. Mehmet Küçük o dönem tanıştığınız tabii arkadaşınız. Tabii ben 12 yaşındaydım onunla. Arkadaşlığımız. O benden daha yaşlı, yaşını söylemeyeyim ama 12 yaşındaydım. Onu da ağırladık. Köşkli Çiftlik. O gelip beni aldı. Ve Girne'ye götüreyim seni dedi. Tamam. Zannedersem babasının Mercedes'ini de böyle şey etti, çaldı böyle. Mehmet Bey bunları hiç anlatmamıştınız programda. Ya bak söylüyorum. Aldı veya izinli aldı eminim. Yani çıktık, bu boğazı geçtik. Boğazı geçer geçmez ve Girne karşımda anında aşık oldum. Ben sırılsıklama aşık oldum. Aşık oldum. Ve diyorum kendime, ben burada mı doğdum ya, ben mi doğdum burada? Ve o an sırılsıklam aşık Kıbrıs'a. O dönüşü Boğaz'dan, dağlar sağ sol,
Zeytin ağaçlar, bostanlar, küçücük tabii o zaman küçücük Girne eminim 2500 kişi, 3000, evet, 4000 kişilik, evet, bir kasaba. Eski limana inişim, anında sırılsıklam. Love at first sight yani. Ya, böyle. Çok çok kıymetli. Adada beni sevdi. Adada sizi sevdi ve görüyoruz zaten nasıl bir sevgi oluştu. Çok güzel resmettiniz. O seyahati çizdiniz mi? O seyahatin bıraktığı izleri çizdiniz mi? Palmiyeleri, denizi resmettiniz mi? Dediğim gibi küçük şeyler tabii bir şey. Manzara, yeşillik, Kıbrıs'ın yaşı, eski toprak, kemikleri eski, onu fark ettim. Ağustos böcekleri, sıcaklığı, plajı, suyun sıcaklığını, ama o hepsi beraber eski liman. Tabii o zaman bizim eski liman Rumlar hakim. Çok yani Kıbrıs'ı Türk'ü çok reklam yapmıyordun yani. Varsaydı bir iki yer, onu fark ettim. Bir iki yer böyle hoş görürdü, Kıbrıs'ı Türk'ü kabul ederdi. Yani onu unutmayalım. Yani o bir parçasıdır Kıbrıs'ın. Böyle şeyler, küçük küçük hisler, ama toplum, yani topladığım zaman dediğim gibi aşık oldum. Her şeyle, dağlarıyla, güneşiyle, nasıl, şeyiyle. Nasıl güzel anla yani. O, hakikaten böyle o kadar güzel resmettiniz ki, evet. Denizi görünce aşk başlamış. Gerçek anlamda. Gerçek anlamda. Boğaza doğru girilir ve deniz geçer, aşk başlamış. Sonra döndünüz. Orada... Geriye dönebilir miyim biraz? Hadi. Zamanımız da var. Hadi dönelim. Biz İngiltere'de denize iniyorduk. Babamın bir arabası vardı sonunda. Ve deniz Southend diye hep Türklerin, Rumların gittiği bir kasaba vardı denizin üzerinde. Ve herkes hafta sonları oraya giderdi. Ve benim bildiğim deniz orasıydı. Tabii kuzeyde olduğu için deniz çekildiği zaman 5 kilometre çekiliyor. 5 kilometre geri geliyor. Gidiyorduk, çamurdan başka bir şey görmüyorduk yani, veya kum. Ama enteresan bir şey var. Babamın geçmişine dayanık bir şey, gülüyorum düşündüğümde. 50 mil gidiyorduk yani 70 kilometre, 80 kilometre. Ama yarı yolda babam derdi ki sanki katırla gidiyormuş galiba. Dur, araba dinlenmesi gerekir. Ve duruyorduk. Herkes çıkıyordu. Biz dolaşıyorduk. Herkes kendi işini görürdük acaba ya. Ama arabada dinlenirdi. Ve dinlendikten sonra devam ediyordu. Annem de gömeç toplardı. Ha, gömeç. Yani gömeç, orada gömeç boldur. Ama tabii başka İngilizler de duruyordu böyle şeylerde. Araba ve dinlendi. Anneme çok tuhaf bakıyordu. Gömeç, İngilizler gömeç şey gibi, atılacak şey gibi, tuhaf bakıyorlardı. Ama ben annem hiç şey etmeden böyle tomarla gömeç... Eve dönerdi. Yani küçük biraz geri dönmüş. Erbil Bey, iyi ki geri döndünüz. Araba dinlendiren bir babanın oğlu. Şimdi burada kısacık bir araya gidiyoruz. Değerli izleyenler, Erbil Bey bizi nerelere götürüyor? Bakalım ikinci bölümde ne sürprizler bekliyor. Az sonra buradayız. Merhabalar efendim. Bildiğimiz insanların bilmediğimiz hayatlarına yolculuğun yapıldığı Sahici Sohbetler başlıyor demiştik. Şimdi ikinci bölümdeyiz. Ekranları karşısına yeni geçenler için konuğumu bir kez daha takdim etmek isterim.
iş insanı, sanatçı Erbil Arkın'ı ağırlıyoruz. Ve nerede kaldık? Çok güzel bir yerde kaldık Erbil Bey. Yani arabayı baba dinlendirelim diyen bir baba. İngiltere'de alışmış hayat boyunca hayvanlarla yaşamış adam arabayı dinlendirir. Arabaya da dönüşte de aynı şeyi yapıyordu. Dönüşte yorulmasın de arabada. Arabaya çok güzel bir anı çağırdınız. Gerçekten çok güzel bir anı. Ruhları şad olsun. Amin, amin. Deyip devam edelim. Sonra Kıbrıs'ta geldiniz. Kıbrıs'ta o tatil ilk, bitti. İlk ay şeyimizi, tatilimizi söyleyeceksen. Bir de tabii bol bol ailem vardı İngiltere'deki. Ailenin çoğu göçmen. Bizim gibi gurbetçi ama Kıbrıs'taki ailemizle tanışabildim. O çok güzel bir rolaydı. Adanın bir parçasını olmamını benim hissetmeme çok büyük olay olarak aidiyet geldi bana. Ve belki biraz gençtim. Bir sefer daha geldim 74'ten önce. Ama o anda nasılsa bir karar verdim. Bir gün geleceğim ve burada yaşayacağımdı. Onun için aşk diyorsunuz. Ve olabildi. Yani. Peki üniversite hayatı onu konuşuyorduk. Üniversite hayatı okuduktan sonra yani belli bir yaşa kadar gene hedefli güzel sanatlar. O zamanki zamanda zaten İngiltere'de bir iki arkadaş daha vardı benim gibi okulda. Cumartesi geziyorduk tabii bütün çocuklar gibi ama odaklanıyorduk şeylere. Müzelere ve sanat müzelerine. O sanatla ilgili iç içe çok müthiş bir öğretmenim vardı. İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'ya esir düşmüştü ve kamburdu. Üniversiteden bu? Bu hocam, okuldaydı. Okulda. O beni yönlendirdi. Hiç unutmayacağım onu. Beni ve arkadaşlarımı, ilgili arkadaşlarımı bize yön verdi. Öğretmenlerin ne kadar önem çok taşıdığını iyi, görüyorsunuz çok burada. Ve en sonunda güzel sanatlar üzerinde yani ressam ve heykeltıraşçılık üzerinde hayatıma girdim. Gene burslu. Tam burslu çok şükür. Ama tam burslu olduğum için bazı arkadaşlarımdan daha fazla param vardı. Ki anneleri babaları o paralı olanlar çok para vermiyordu ama ben devlet baba bana güzel veriyordu yani. Öyle başladım ama hayat boyunca da çalışmıştım ben 13 yaşından belli hafta sonları çalışıyordum. Ne iş yapmıştınız? Tabak yıkadım, garsonluk yaptım, yaşımdan yalan söyleyerek barmenlik yaptım, markette rafları doldurdum. Yani başka türlü yaşayamazdık ki. Onun için okulumla, hafta sonları çalışmakla yürüttüm. Yani öyle. Onu okula da taşıdım. Burslu. Onu da beraber. Hiç de böyle sanki çok zor veya benim hayatım çok zor gibi görmedim. Hayat böyleydi. Hayat böyleydi. Ne güzel. En sonunda önce bir koleje hazırlığı Kent'te yaptım. Ondan sonra De Montfort bildiğimiz De Montfort Üniversitesi'ye gittim Leicester'da. Ama baktım ki gitgide başladım etkilenmeye. Zor hayat, zor kazanç hayat. Yani böyle şeylerde. Kazanç çok zor. Böyle yarı yolda, üçte bir yolda dedim ki bu yürümeyecek böyle. Veya yürütmek istemedim böyle. Hep parasızlık, burslarla okumak. Onun için düşündüm, oturdum, tarttım içimde. Öğretmen olmak istemedim ki bizden çıkanların %80'i öğretmen oluyordu. Ne de fakir ressam olmak istedim. Yani ki belki güvenmiyordum kabiliyetime. Fakir ressam olmak istemedim. Öğretmen olmak istedim. Yarı yolda da dedim paralı bir tarafa geçeyim. Yani biraz belki para kazanırız. Ve şeye geçtim, industrial tasarıma geçtim. Ve industrial tasarımdan mezun oldum. Sonra? Sonra yaptığım şey
iç mimarlık ve mobilyaydı tasarım. Hemen iş buldum. Tuhaf bir şekilde. Keşke bulmasaydım. Aşk olsun. Yok, paralı iş demişsiniz. Yok ama Londra'da bir iş buldum. Yani ama keşke böyle daha cesur olsaydım da Milano'ya gitseydim. Benim aşkımdır yani Bauhaus, Milano, o tip mimari ve tasarım şeyi. Gitseydim Milano'ya, sürünseydim, gene garsonluk yapsaydım ama devam ederdim orada. Belki hayatımın yönü bambaşka olurdu. Tabii şimdi ama hemen işi buldum. 3-4 sene çalıştım bu işte. 3-4 senenin içerisinde tecrübe kazandım. Yani hayatın tecrübesini de kazandım. Aşk maşk bilmem ne, herkesin yaşadığı tabii gibi. Ki. Ondan sonra tesadüfen bir gün bir arkadaşım vardı. Kendisi de krupiyerdi. Yani krupiyerdiydi, inspektör yani belli bir yer. Ve şey, o Batı Londra'da meşhurdur şimdi o, şimdi zenginlerin semti oldu. Pub'da dedi Erbil, yani 74 gelip geçti. Biliyorsun Kıbrıs'ı Türklerin imkanlar doğuyor. Bizim için imkanlar doğdu Kıbrıs'ta. Yahu ben bu işlerde çalışıyorum dedi. Çok para var bu işlerde. Yani yani biliyorum da ki ben de gitmişim yani İngiltere kazinolarla dolu, kulüplerle dolu. Dedi hadi gidelim bir şansımızı deneyelim mi? Belki bir lisans alırız. Vallahi hiç tereddütsüz dedim hadi. Benim iznim gelince bu sene gidelim deneyelim. Tuhaf bazı şeyler biliyorsun hayat yollarla. Seçimler. Bazı seçimler. Böyle gidebilirken tabii böyle gidersin. Geldik Kıbrıs'a. Bir iki tane akrabam vardı bakanlıklarda. Bize randevu aldı. Gittik dedik biz böyle böyle bir şey yapmak istiyoruz. Kazino açmak istiyoruz. Ve o zamanki hiç unutmayacağım. Oradaki nur içinde yatsınlar. Yani bir tanesi yaşıyor bir tanesi yaşamıyor. Ve dedik kazino açmak istiyoruz. Çok kazino var. Neden geldiniz İngiltere'den dediler. Yo kazino. Ya var. Ha bak dedi. Neydi? Çağlayan'da bak en güzeli de gördük güzeli. Yok restoran meğersem onlar mı restoran diyor. Bize başka bir şey. Ondan sonra biz onlara zaman içerisinde istediler şey istediler kurallar, murallar. Ve diyebilirim ki 1,5 sene uğraştım ben. O zamana kadar tabii Kıbrıs'a geldiğim için ve buna noktalandığım için İngiltere'de işimi kaybettim. Yani gidiyordum, taksi şoförlüğü yapıyordum ki geleyim, kandırayım Kıbrıs'dakilerini ki biz para var arkamızdaki, bize lisans verin bilmem ne. Bullshit yani. Ve git gel de, ikna oldular ama kuralları bulduk arkadaşımla. İkna oldular ki turizme büyük katkısı olacak. Turistleri getirecek. Ve hatırlamanız gerekir ki o zamanlar Kıbrıs tamamen bavul turizmle geçiniyordu. Tabii ki. Tekrar tekrar söylüyorum. Seneyi bir alabilir miyim? Hangi sene bu? Hangi yıldayız bu anlattığınızda? 76. 76. İlk geldiğimde. 77'ye kadar sürdü. Bu lisans aldığınız zaman hangi? 77. Tarz? 77. 77. Ve tabii Kıbrıs bavul turizmle geçiniyor. Yani herkes diyor Kıbrıs çok güzel, doğru çok güzel ama Ege de güzel, İzmir de güzel, Yunan adaları da güzel, İstanbul da güzel yani sadece güzellikle olmuyor. Tabii bizim özelliğimiz o zaman ganimet ucuz ucuz ganimet satılıyor. Gerek halkımız tarafından, gerek asker tarafından, gerek hükümet tarafından yani o bir gerçektir. Tabii gelenler bunu ucuz ucuz alıyor. Artı Türkiye'de olmayan imkanlar o zaman Kıbrıs'ta vardı ki ithalat daha serbestti. Bir de tabii Erbil Bey o yıllar Türkiye'de istikrarsız koalisyonlar, bu ekonomik kriz, terör olayları zaten o anlattığınız yıllar sonu da 80 ihtilaliyle zor yıllardı. Sayın çok. Ecevit'in zamanlarıydı. Evet. Hayran hayran taptığım bir adam. Ama ekonomide sıfırdı. Evet. Yani çok zor ve, yıllardı. Yani için. O zamanlar hatırlıyorum. Tuvalet kağıdı, çocuk bezi, ampul,
ne istersen yoktu Türkiye'de, geliyorlardı burada, buradan alıyorlardı. Bavul dolusu. 7 yaşında kahve içmeye başlayan ben o yıllarda kahve bulamıyordum. Evet. Çok zor yıllardı. Çok zor. Çok zor. Yani evet. Sonra felsefe meselesi al. Yani borç almamak için yurt dışına açılmadı, o başka konu. Hı-hı. Başka gün için. Evet. Yani neredeydik? Lisansı aldınız. Lisansı şöyle veya böyle, o da uzun hikaye böyle. Benden bıktıkları için lisans verdiler. Yani ve ben en sonunda arkadaşımla beraber, yani en sonunda o arkadaşım geri gitti bazı sebeplerden, ben hiçbir şey bilmiyorum, lisans yani. Bir lisans var. Tamam. Bir lisans borcum var. Da var. 1300 pound hiç unutmayacağım. Ama kontak kurduk, bir kontak daha. Ve o zaman bir arkadaş, ve geçen hafta öldü, nur içinde yatsın. Allah rahmet eylesin. Bir Alman bir arkadaş, abim, babam. Hı hı. Geldi, finanse etti. Ha. Geldi, finanse etti bizi. O zamanlarda başladı başkalar kokuyu alsın bu kazino. Hı hı. Zaten o zaman 3 lisans vardı. Bir, iki tanesini verdiler. Full lisans Girne, full lisans Magosa. Bir de lisans Lefkoşa'da, ama vermeyeceği istediler. Ama başkaları, benden daha güçlü, bizden daha güçlü birileri Girne'yi aldılar. Ama önce sonuç bize Girne'yi, olarak kapıyı ilk siz açtınız bu biz konuda. Biz açtık. Yani, kesin. Yani bu konuda yani, bir ilksiniz. Günahıyla, sevabıyla ilksiniz. Ben evet. Açtım. Yani her iki tarafa da bakabilirsiniz. Sonra Alman finansör geldi. Geldi. Ve Palm Beach'i açtı. Palm Beach. Ama Palm Beach o zaman Constantia Otel'di. Ötem'de şeyimiz var. Turizm eğitim şeyli. Onun okuluydu. Başka yer bulamadık ki. Herkes kokuyu aldı. Bunlara açtırmayalım diye. Lisans bize kalsın ki o zaman Magosa bölgesi bizimken biz 20 tane açabilirdik. Başkasına vermiyorlardı. Sadece 2 lisans vardı. En sonunda sağ olsunlar turizmci arkadaşlar bakanlıkta fark etti ki bizim çabamızla oldu bu işi. Hı hı. Ve bize yardımcı oldular. Otem'de açmaya bir kazino. Hı. Yani o da şu andaki Palm Beach. Hı hı. Açtık yani 77 senesinin son ayında açtık. Güzel şeyler yaptık ama Otem bize yetiştiremedi diye kendileri de gönüllü dediler, oteli de devredelim size. Yani oteli devrettiler bize ve Otem'den Palm Beach oldu. Yani Schaefer verdi, benim ortağım, ustam değilim yani. Ama azminiz sayesinde, azim sayesinde olmuş. Yani çabanız, git taksi şoförlüğü tabii çaba, yap. Çaba yani, çaba yoksa yapamazsınız. Çaba yani. Müthiş bir çaba yani, anlatıyorsunuz. Gerçekten çaba gereken. Zaten nereye geri döneyim ki? Her şeyimi, köprülerimi yakmışım. Tabii, yani onun tabii. için öyle. Yapabildik. Yapabildik yani. Ve böyle Palm Beach başladı. Para kazanma, yani hani bir kırılma noktanız var ya üniversitede. Dedik ya böyle şeyde. Böyle bir yön değiştirdiniz ya. Bir tane daha ya. Geçtik. Bir kırılma noktası da bura olmuş. Ne oldu? Çalışan kişiden işveren kişi oldu. İşverene dönüştünüz. Anında. Tabii. O da bir learning curve, grafiği çok yüksek. Güzel oldu. Başka bir şeyler yaşamaya başladım. Yani iş hayatı nasıldır? Hı-hı. Nasıl çalışacaksın? Ve çok şanslıydık ki seçtiğimiz nokta sevabıyla, günahıyla, günahıyla doğruydu. Hı hı. Şimdi rahmetli oldum işte şey. Biz 3,5 ayda amorti ettik her bütün yatırımı orada ki o zaman başka bir yer yok. Yani gizlim yok bu konuda. Alman finansör sizde o ışığı gördü de yardımcı oldu mutlaka. Patron da oldu. Patron. İş adamı. Tabii. Aslan pay. Tabii, aslan payı da onun aslan oldu. Aslan payı bize birazcık bıraktı ama o birazcık beni zaman içerisinde... Nerelerden nerelere. Ama gerçekten için. Küçücük bir pay. Ama o zaman çok şükür bir kural vardı. Lisansın %55'i bir Kıbrıslı Türk'ün elinde olması gerekir. Hmm. O da bendeydi. Yani o da bana güç sağladı. Ha, şimdi kurnazlığım çıkıyor ortaya. Yani bir de böyle götürdük yani. Kurnazlık dedi, kurnazlık değildi, akıllılık diyeceğim akıllılık ben ona. Değil. Akıllılık diyeceğim. Sonra
Girne'ye doğru geçişiniz nasıl oldu? Girne'ye doğru geçişim, belki o zaman da özel hayatım giriyor. Şeyde, Palm Beach'te eşimle, oğlumun annesiyle tanıştım. Evet, onu dinlemek istiyorum. Ona özel dinlemek istiyorum. Oradayken, tabii çok nezih insanlar geliyordu. Çok nezih insanlar. Levent Tenis Kulübü, büyük kulüptan. Kulüpten Türkiye'de en nezih gruplar gelmeye başladı. O grupların içinde de eski eşimin, oğlumun annesinin ailesi başladı gelmeye. Onlar da bilinen bir şeydi, gizli tutma. Cevdet Sunay'ın torunları. Cevdet Sunay'ın kızı, damat. Sık sık bize gelmeye başladı ve o zamanlar sonraki eşimle tanıştım orada. İlk sene pek bir şey, çok toy geldi bana yani, ama ben çok daha tecrübeli olmuştum zaman içerisinde. Toyluğundan öyle bırakayım. Ama bir sene sonra gene tanıştık, ama sonra aşık olduk birbirimize. Onun ailesi hem istedi beni, babası beni çok sevdi ama nur içinde yatsın. Şimdi sevmez. Aysel Hanım annesi şimdi beni çok sever ama o zaman biraz tedirgindi. Ben kırpacağım, kızımı mı vereceğim? Annem tamamen karşıydı. O anneciğim tamamen. Hangi, neye gidiyorsun? Ne yapıyorsun? Hangi gruba giriyorsun? Ne yapıyor? Bayılıyorum annemin o tarafına. Ben istemiyorum dedi. Yani ben olmayacak bu iş. Yani, ama tabii istediğim oldu sonunda. Ama oğlunuz için olmuş o da. Evet tabii. Yani hayata tabii, bakın. Oğlunuz için tabii olmuş. Yani geldik oraya yani. Evet. Evlendik. Tabii Fatoş'u çektik Kıbrıs'a. Benim gibi yaşaman gerekir dedi. Ama çok kısa zamanda hamile oldu. Başladı Türkiye. Kayınpederim de çok varlıklı. İyi adam. Dedi Erbil, yani biz asker ve siyasi aileyiz. Çok yakışmıyor sana kazino ve bizim aile. Hadi gel bir şey yapalım beraber. Ben de hazırdım aslında ki huzursuzdum. Hisselerimi sattım. İstanbul'a taşındım. Oğlum orada doğdu. Ve ailece en sonunda Kıbrıs'ta bir iş açtık. Ve benim o sayfam orada bitti. Başka bir sayfalar açıldı. Başka bir sayfa açıldı. Öyle. Uzun uzun anlatıyorum size. Sıkılmadınız. Ay çok keyifle dinliyorum. Eminim izleyicilerimiz de keyifle dinliyorlardır. İlk babalık. İlk babalık. Ay inanılmaz. Onu da dinlemek isterim. Zaten sezeryen oldu oğlum. Ve ilk bakışım şey, öyle bir sepet gibi bir şey var. Çıkarıyorlar ameliyathaneden. Anında. İkinci, üçüncü aşığım benim. Ne diyeyim? Herkes, baba olan herkes biliyor onu. Ya, yani. Ne güzel bir duygu. Baba olan herkes biliyor. Müthiş bir olay. İstanbul. Mimar Sinan'ın ismini verdim. Yani o da istedim bağlayayım benim sevdiğim şeyi yani. Bağlandı. İsmi Sinan. Bağlandı, bağlandı. Çok güzel. İstanbul ne kadar sürdü? İstanbul çok sürmedi. Bir buçuk sene öyle bir şey. Zaten ürkütücü geldi bana İstanbul. Türkçem yok. Benim işlediğim gafletler bir sene. Bir tane anlatsanıza. Öyle diyeyim. Hani bir tane hatırlıyorum. Şöyle. Şey değiştirin, pancarları kapatsana diyordum yani, herkes bana bak öyle şeyler yani. İş kurduk, herkese mesai yaptırmak isterim. Mesafe yapacaksınız bugün dedim, böyle hatalar yapıyorum. Ama ne günahınız var, ona dedi İngilizce yeni yeni yani öğreniyor. Böyle gafletler. Sonra döndünüz. Böyle, hatta Bitlis Paşa'yı hatırlayacaksınız. Tabii, aile dostuydu, Allah geliyordu yeme. Eylesin. O işlediğim gafletler onun önünde, ama çok hoş karşıladı sağ olsun. Yani şeyle hani asker bir aile, Cevdet Sunay diyorsunuz, onun çevresi diyorsunuz. Bir tane de yaramaz çocuk gibi damat. Esprili, çok hoş kareler canlanıyor gözümün önünde. Yani şey, ama
şöyle diyeyim, kucaklarını açtılar bana. Hı hı. Demeyeyim yani hiçbir, tam tersi kucaklarını açtılar, hı hı, bana. Ama ben ne kadar onlar gibi İstanbul'da Türkiye'ye doğru baktıysam, ben de onları Kıbrıslı yaptım. Tılsız hazırdılar burada. Ama Kıbrıs'a ve halen burada yaşıyor. Öyle mi? Ya, ya. Peki yol ayrımı ne zaman oldu? Aşkla evlendik. Aşk bitince ayrıldık. Ayrıldı. En güzel onu söylemektir. Ne güzel. Ne o güzel. Da 19 sene sonraydı o. 9 sene sonra zaten ortak bir fabrika açmıştık. Madeni yağ fabrikası açtık Magosa'da. Teneke tesisi bir şeyler. Gün geldi, İngiliz şirket satın almak istedi, bizi sattık. Hepimiz bir şeyler kazandık. Ondan sonra aşk bitince bitti. Ayrıldık. Bitti. Ayrılınca ben bir çukura girdim diyebilirim. Hı hı. Ki kayınpederime borcum vardı. Hı. Başka bir girişimden dolayı. Onu temizlemek istedi. Ne kadar beni severse dedi, temiz ayrılalım. Ayrıldık. Bana hiçbir şey kalmadı. Hiçbir şey. İki dairem vardı. Kendi paramla almıştım. Küçük daire. Öyle ayrıldık. Biraz çukura girdim. Kapandım eve 4-5 ay. Ondan sonra bazı şeyler yarattım. Başlattım ve benim şu andaki gördüğünüz sizi, hayat oradan başladı. O çok kıymetli bir kırılma. Bunlar hep kırılma noktası derim, evet, ben değişim. Evet. O çukurdan sizi ne çıkarttı? Hani çukura girdim dediniz ya. Evet. O çukurdan ne ilham verdi size? Ne oldu da çıktınız o çukurdan? Hangi fikirdi? Öyle net bir ilham değil, böyle ışık gibi gelmiyor. Ha. Yorum. O kapanık, içinizde kapanıksınız. Hı hı. Yorum üzerinde yorum, yorum üzerinde yorum. İnsanlardan kaçış. Hı hı. Ta ki bir gün belki o ışık neydi? Yeter artık. Hı. Kendime yeter. Hı hı. Bir şeyler yapmam gerekir. Diyebilirim ki gene ailenin dostu, bir büyük bankanın burada sahibi. Beni çok seviyordu, hı hı, zamanında. Tenis oynuyorduk. Onu düşündüm. Yani aylar sonra. Hı hı. Sağ olsun müthiş bir adam. Gittim. Ne varsaydı elimde. Dedim en azından hayatımı, hı hı, yani başlatmak isterim. Ne istersin Erbil dedi. Bankacı gibi davranmadı bana. Hı. Bana biraz borç verdi. Hı hı. O borcu da iyi kullandım, tahmin ederim. Şekilce de görüldüğü üzere. O borcu iyi kullandı. Ve tekrar iş hayatıma başladım. Ki diyebilirim yani ki o, benim hayatım şu andaki, hı hı, maddi durumum o sene başladı. O sene başladı. Yani o başladı ki sıfırdım zaten. Hı hı. Yani başlamadı 20 yaşında, 26 yaşında, 30 yaşında. 40'ları bulmuştum. Hı hı. Zaten Rodan 40'ları buldu meşhur olana kadar için aynı şeydi. İşte o kadar. Sonrasında evet, varlığın geldiği bir dönem. Ama bu varlığı da o kadar entelektüel, o kadar olgun karşılayan bir insan duruyor ki karşımda. Evet. Çünkü her şey sizin alın teriniz ve emeğiniz. Sizi dinlerken onu görüyorum. Tabii mantıki davranırsanız, iyi adımlar atarsınız, hı-hı, atarsanız sizi belirli bir yere götürüyor. Hı-hı. Çok büyük yanlış adım atmadan önce geriye gitmiyorsunuz, ileriye gidiyorsunuz. Adım adım ileriye gidiyorsunuz. Zannedersin benim felsefem odur. Ve cidden söylüyorum bunu. Hiçbir zaman benim için para amaç değildi. Hı-hı. Araç, hı-hı, diye bakıyordum. Tabii araç olarak bakıyorsan yani flu'dur, araçla amaç arasında flu'dur. Ama tamamen amaç olarak yaparsanız büyüyemezsiniz, korkak olursunuz, parayı harcamak istemezsiniz, cimri olursunuz yani. Ama araç olarak görüyorsanız ve aracı büyütürseniz, iki tekerlek daha koyarsanız, bilmem ne dümeni biraz daha şey yaparsınız,
o araç sizi götürür ve o amaçlar tekrar araçlar sizi götürür bir yere. Ne yani, kadar güzel özetlediniz. Şu anda çok güzel bir evliliğiniz var. Evet. Sağ olun. Onun da hikayesini dinlemek isterim. O da bir ortak arkadaşımızın beni tanıştırdı maalesef. O da rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Sık sık Kıbrıs'a geliyordu. Arzu da Kıbrıs'a tatile geldi. Yani pek de beğenmedi beni ilk gördüğümde. Arzu Hanım neler söylüyor? Beğenmediniz mi? Şeydi. Yani çok havalı. Yani havalı. Bana karşı soğuk. Bir iki defa daha arkadaşlarıyla buluştum. Yani o zaman ve limanda bir güzel gece limanda, romantik liman. Tahmin ederim yani şeyde, hafif de bizim hikayemiz oradan başlıyor. Limanda, güzel oldu. Limanda mı başladı? Limanda başladı. Limanda. Eski limanda ama belki dönüş noktasını söyleyeceksem, tabii o İstanbul'da yaşıyor, ben burada. Arada sırada ben gidiyorum. Zannedersem bir iki defa geldi. Ama gidiyorum oraya, ben o geliyor, ne kadar kaç ay sürdü bilmiyorum ama bir seferde, bir sefer, çok gene branşlar böyle dönüyor ya, tabii. Yani başka bir yola. Tabii. Ben bir sabah kalktım, felç gibiyim, kıpıldanamıyorum yatakta. Ne olduysa bana, yataktan çıkamıyorum. Tamam mı? Öyle yataktan kalkarak değil, sürünerek. Sürünerek. Düşündüm, kim var? Ailem yok, hiçbiri yok burada beni şey edecek olan. Arzu'ya telefon ettim. Ertesi gün işini bıraktı, geldi Kıbrıs'a. Ve zannedersem çok yakınlığımız orada başladı. Yani. Bu arada sizin neyiniz varmış? Sizde ne niye öyle olmuşsunuz? Bel problemim vardı. Bel problemim. Tedavi gördüm, düzeldi. Ama gerçekten böyle bir hafta, üç, dört gün, bir hafta kıpıldanamadım. Yani yatakta böyle kütük gibi. Ama atladı, geldi, bana baktı. Düşünün, bekarım, yalnızım, pek birisi yok benim yani yakın ailemde. O zaman o Girne'de yenilen akşam yemeğinde aşk zaten başlamış ki. Öyle. Bir telefonla atlanıldı geldi. Şöyle vurayım, Allah mutluluğunuzu daim etsin. O sık sık daha fazla görüşmeye başladık. Dönüş noktası kızı, artık benim gelinim. Ya, öyle mi? Öyle. Nasıl gelinim? Ayşe. Bak ben bunu bilmiyorum. Ayşe'yi biliyor musunuz? Hayır, gelininiz olduğunu bilmiyorum Arzu Hanım'ın kızını. Manşetlik bir şey. Manşet. Bakın bu kadar tanıyorum. Bilmiyorum ben bunu. Arzu'nun kızı. Ha. Öyle. O da liseden şeye ve ortadan liseye geçiyor. Ben de Arzu da istedi Kıbrıs'da kalsın. Ben de net bir şey dedim. Getir Ayşe'yi buraya. Biz liseye burada yazdırtalım. Ve tabii geldi. Ve onun hayatı oradan başladı. Benim hayatım, Arzu'nun hayatı oradan başladı. Benim oğlum o zaman üniversitede, Amerika'da. Ayşe'yi görmedi daha. Daha hiç görmedi. Sonra çok güzel. Çok güzel. Öyle. Şöyle. Ayşe'yi ben okuttum üniversiteden. İngilizcesini zaman zaman ben öğretiyordum. Yani böyle. Büyüdü. Sinan Kıbrıs'a geldiği zaman tanıştılar. Biz onlara şey gibi bakıyoruz. Çok kardeş, hoş. Üvey kardeş. Tabii üvey kardeş diyor. Üvey kardeş yani. Üvey kardeş gibi var. O davranışlar öyle. Yani şimdi onların aşk hikayesine dönelim. Yani, çok güzel. Zaman içerisinde tabii imkanlarımız oldu. Sık sık tatillere çıkmaya başladık. Yani o tatilliğin içinde biz anlamadan meğerse onlar birbirlerine aşık oldular. Aşk doğurmuş. Yani, ve bir gün geldiler ve dediler ki biz kardeş değiliz, hiçbir şeyimiz yok. Evet, doğru. Biz aşık olduk, evlenmek isteriz dediler. Aman çok ya, güzel. Ya, ve şok olduk biz. Biz onları kardeş gibi görüyoruz. Tamam mı? Yani kardeş gibi, kendileri kardeş gibi görmediler ki birbirlerini. Yani, ama çok güzel. Hiç o klasik evlilik öncesi sıkıntıların hiçbir şey sizde yaşanmadı. Ne güzel. Evet. Ne güzel. Yani, ama güzel bir hikaye. Aslında çok güzel bir hikaye. Film olabilecek kesinlikle olan bir hikaye.
Kesinlikle. Ve onun mükafatı toruncuklarımız. Kaç tane? Ama şöyle düşünün. Arzu, evet, kız tarafından torun sahibi, evet, ben erkek tarafından, evet, torun sahibi. Yani onun için diyorum ya, birlik, bütünlük, olağanüstü bir şey. Ya, olağanüstü. Torunların zaman zaman kafası karışıyor olabilir. Dedesi, anneannesi, evet, evet, ama anneannesi aynı zamanda dedesinin eşi. Öyle. Dur, değişik. Şimdi ben birden ceza ettim. Aslında eş değiliz, biz sevgiliyiz halen. Sevgi, onu bildiğim için sordum. Yani sevgiliyiz. O sevgilisi. Yani netellik yani yok. O sevgili yanınızı bildiğim için. O çok karışık için olsaydı, bir de kontrakt imzalasaydı. Ben evlilik karşıtı kişiyim. Ben böyle kontrakt imzalamayı çok sevmem. Evet, ama sevgilisi yani. Sevgi, çok sevgi, çok da sevgi, keyifli. Sevgi. Onun için vuruyorum. Evet. Şimdi sanatçı yanınıza biraz gelmek istiyorum. Tabii. Çünkü yaptığınız her işte sanatsal bir dokunuş var. Değerli izleyenler, Arukat açıldığında biz oradaydık. Ve ben böyle her yere baktığımda size gönlümden teşekkür ettim. Yıllardır Kıbrıs'ta görmek istediğim bir sanat okulu gördüm. Ama bu sanat okulunun öncesinde de hep otelinizde sanatsal dokunuşlar var. Attığınız adımlarda işte dış süsleme yaparsınız, sanat eseri gibi. Biraz onları da konuşalım yavaş yavaş. Dediğim gibi belki felsefedir. Yani bina yapacaksan dikdörtgen bir bina yapın, penceresi olur, kapısı olur. Yani bir sandalye yapacaksan aynı şekilde. Ama benim hayatımın içinde, benim hayatım boyunca yaşadığım, gerek sanat, bildiğimiz sanat, plastik sanat, gerek industrial tasarım, hayatımın bir parçasıydı, hı hı, devamlı. Sadece yatak değil, bir kapı veya bir sandalye olmaması gerekir. Bir şeyler katmanız gerekir. Yani ve o şeyler de zamanı geçmesi gerekir ve takdir edilmesi gerekir. Ve öyle devam ediyorum her işime. Yani sadece fonksiyonel değil, bir başka bir şeyler. Sanatınızı da ekleyin. Fonksiyonality yanında. Yani böyle şeyler. Sanat hayatımın kaçınılmaz bir parçasıdır. Çok da değerli. Yani onunla ne gelir? Kültür. Kaçınılmaz benim için. Yani kaçınılmaz. Yani Arukat zaten, değerli izleyenler, biz Türkiye'den de izleniyoruz. Yolunuz düştüğünde uğramanızı dilediğim bir yer. Kuzey Kıbrıs'ta halen görmeyenler varsa sadece ziyaret için uygun saatlerinde gitsinler, görsünler isterim. Evet. O tam da heykeltıraş olacakken dönmüşsünüz ya. Öyle, o frustration diyeyim ya, evet, sanatımı yapamıyorum. Tabii başka yerlerden çıkıyor. Evet, böyle. Orada o heykelleri öyle görüyoruz. Arukat'ın doğuş yeri. Görüyorum, öyle bir şeyler istiyorum olsun. Eksikliğini hissediyorum Kıbrıs'ta. Görüyorum eksikliğini. Ve orijinal fikrim tam bir sanat ve sanat okuluydu. Yani yüksek lisans vermeyen bir okuldu. Kim isterse. Yani kim isterse gelsin bir okul isterdim. Sanat yapsın. Heykeltıraşçılık yapsın. Ressamcılık yapsın. Baskı yapsın. Cam yapsın bildiğiniz gibi, dizayn yapsın, onu bekliyordum ama ellerini kirleten talebe isterdim. Mesleklerini öğrensinler. Mesleklerini öğrensinler ve çıksınlar ekmek paralarını. Bak, iş adamlığım tarafı tutuyor. Ekmek paralarını kazansınlar bu meslekten. Sanatla. Ben mezun olduğum zaman benim sınıfımdan %80'i öğretmen oldu. %20 bizden esas mesleklerini yaptı. Ben tersini isterdim. Onun için atölye ağırlıklı bir kolej açalım dedik. Ama baktık ki herkes çok haklıydı. Dediler bana, Erbil, hiçbiri gelmez sana. Yani böyle bir kolej açarsan, lisans vermiyorsan anneler babalar göndermez çocuklarını buraya. Tamam dedik, o zaman üniversite olalım ve lisanslı bir üniversite olalım. Doğruydu o. Ve döndük, üniversite açtık yani. Ben burada nefes alan
bir insan olarak teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkür ederim. Gerçekten teşekkür ederim. Çünkü toplumların kurtuluşu toplumla, kesin, kültürle, sanatla, bilim, insanları kenetleyen, bir yapan, bütünleştirerek, yani ayrışa bölüşe değil, sanat da insanları birleştiriyor. Çünkü sanat evrensel. Sanat her şeyimizde. Her şeyimizde. Tekrar tekrar söylüyorum, bıkmadan da söylüyorum. Bu bardak sanat var içinde. Uh-huh. Bu masada birisi tasarımı düşündü. O güzel küpelerinizi, elbisesinizi, uh-huh, bu sandalye, telefon, kompüter, araba, halı, nereye bakarsanız binalar, her şeyin içinde sanat var. Erbil Bey, ben tasarım de size bakarken hayatı yaşamakta da sanat varın fotoğrafını görüyorum. Sağ olun. Çünkü yaşamak da bir sanat. Evet. Yani evet. Onu böyle hakkını vere vere yaşamak da büyük bir sanat. Sağ ol. Şimdi yeni projeler var mı? Var. Var. Çok var. Hiç durmaz bende. Yani kültüre sanata dönük mü yoksa? Kültüre sanata kesinlikle. Çok dinlemek isterim. Avrukat için hedeflerim çok uzundur. Hı-hı. Hatta hedeflerim, vakıf yaptık. Hı-hı. Zannedersem bütün seyirciler bilecek ki kesinlikle kar amacı yapmadığım bir şeydir. Ki seçtiğimiz alan çok dar bir alandır ve hiçbir zaman para kazanamayacağım, hı-hı, bir alan. Ama inşallah bir gün başa baş çıkar. Yani vakıf kurduk. O dar alanın içinde, hı-hı, creative art'ın, design'ın içinde ne yapabilirsek yapacağız. Amacım bir iki sene içinde, belki gelecek sene, konservatuar açmaktır. Hay, ne güzel bir dans isteyeceğiz, tiyatro isteyeceğiz, orkestra isteyeceğiz bir parçası olarak. Tam anlamıyla industrial tasarım, hı-hı, o çok önemli bir şeydir. Hı-hı. Sizin telefonunuz bir industrial tasarımcından çıktı. Yani onu da ekleyelim. Yani dal dal bir şeyler, büyüyelim öyle, organik bir şekilde. Kendi alanımızın içinde, hiçbiriyle yarış içinde değiliz. Zaten en güzel yani, şey o. Ne yani böyle para kazanma amacıyla şeyle, hiçbiriyle yarış içinde, hiçbirinin de ekmek parasıyla oynamıyoruz. Biz kendi aramızda böyle yürütürüz. Amacımız zordur. Projelerimiz var. Benim başka bir projem var. Belki erkendir bunu açıklamaya. Açıklamayın o zaman. Yani fikir bazındaysa açıklamayın. Çok şeyler, proje, ada çapında sanat projelerimiz, mimari projelerimiz. Tamam. Yani fikir örneğin bir tane vereyim. Zaten geçen gün açıkladım bunu. Açıkladıysanız tamam. Bir ara mimari departmentimizde aklıma geldi. Gene köküme dönerek mimari yapılar yapalım, binalar yapalım. Hı. Ama sanki Kıbrıs tamamen kapanmış gibi yapalım. Yani hiçbir şey ithal edilmiyor gibi. Bu ne demektir? Neyle çalışacağız? Yerel. Kerpiç, taş, zeytin, harnup. Kendi menteşelerimiz. Ve Kıbrıs'ta öyleydi bir zaman. Kiremitlerimiz, Alaturka kiremitlerimiz topraktan yapılmıştır. Yani böyle, ama modern inşaatı bunları kullanarak yapalım. Ama kural talebelere ve hocalara nedir? Hiçbir şey dışarıdan almayacaksınız. Harika bir şey. Ve bakalım ne çıkacak. Bauhaus'u biliyor musunuz? Biliyorum. Çok da seviyorum. Notre Dame Kilisesi'ni Provence'da biliyor musunuz? Le Corbusier'in. Yani böyle. Nice kadar gittim Fransa'da. Öyle bir şeyler düşünüyoruz. Yani duvarlar bir metre kalınlıkta. Camlar bizim atölyeden yapılmış olsun. Vitraylarımız. Yani böyle şeyleri düşünüyorum. Ve bir proje daha var. Çok yakında duyacaksınız onu da. Siz yapın bu projeleri, biz alkışlayalım. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her şeyden önce özgüvene ihtiyacı var. Özgüveni de sanatla dolduran bir iş insanı var. Ne mutlu, ne mutlu.
Gerçekten şimdi her şeyin buradan kullanılması, malum Covid-19 insanlığa bir dur dedi, kapattı ve buna da çok dikkat çekti. Sen önce iç kaynaklarına bak. Aynen. Sen önce bir iç kaynağına bak. Evet, hep dışarıdan getirmek kolay. O Netflix filmleri yok mu? Herkes kapanıyor. Evet, evet. Biraz ilham oradan geldi. Oradan mı geldi? Yani böyle, yani böyle bir teoretik olarak zaten kolejiz, üniversiteyiz. Bir teoretik olarak deneyelim şansımızı. Hatta yani camiye kadar yapabiliriz. 2 metre kalınlıkta duvarları olsun. Neden olmasın? Konservatuvarda yazarlık bölümü olacak mı? İnşallah. Hayatınızı yazsınlar lütfen. Sağ olun. Lütfen, sağ olun. Hayatınızı yazsınlar. Çok etkilendim. Gene söylüyorum. Avukat herkese açıktır. 14 yaşından 84 yaşına evet, kadar en herkes için de bu kucağımızı yani. Açıyoruz. Gelin bizimle iş yapın. Yani sadece lisans alacak olan talebeler değil. Bu üniversite sizler içindir. Sizler içindir. Yani ve ne güzel şeyler çıkıyor. Daha olgun talebelerimizden inanamazsınız şu anda. Yani. Bir de bazı insanların hayalleri olup asla gerçekleştiremeyeceklerini düşündükleri sanat alanına imkan açtınız. Evet, inşallah. Yani memuriyet yaptı, emekli oldu ama hayali ressam olmaktı. Öyle, i̇şte öyle, talebeleriniz var. Biliyorum. Yani. O da böyle çok güzel bir alan açtı. Kendilerini şaşırtıyorlar, bizi de şaşırtıyorlar kabiliyetleriyle. Peki, Mimar Sinan ve Ayşe. Hmm. Sizin yolunuzdan... Mimar değil, o kendisi fizikçi. Hayır, Mimar Sinan'dan ilham aldığınız için bilerek söyledim. Hmm. Onlar neredeler şu anda? Kıbrıs'ta tabii. Kıbrıs'talar. Zaman içerisinde oğlum fizikçi. Teoretik fizik ve şey doktorasını İngiltere'den aldı, lisansı Johns Hopkins'ten, Imperial College, yani çok gurur duyuyorum. Ve zaman içerisinde ÖTÜ'de, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde doçent doktor oldu. Muhammed. Ama zaman geldi, bilhassa da aşık olduysa Ayşeciğimize. Peki dedi, Ayşe... baba, geri dönmek isterim baba dedi. Ve 4 sene oldu geri döndü Kıbrıs'a. Ve şu anda üniversitenin başında Doktor Sinan Arkın'dır. Tamamen ona aittir. Tamamen. Bana ait değil. Harika. Ha, biraz etkim olur ama yani sadece çekleri yazmak için bana geliyor. Tamam. O kadar güzel Ayşeciğim dediniz ki o çok ne yapıyor? Seviyorum. O da çocuklarına, 2 tatlı çocuğuna bakıyor. Bakıyor evet. 2 tane tatlı çocuğuna bakıyor. Herkes, her dede öyle diyor tabii. Tabii nereye gidersek fotoğraflar çıkıyor. Ben ve diğer dedeler, anneanneler, babaanneler gibi. Kendinizi dede gibi hissettiğinizi düşünmüyorum. Hiç. Yani bu... dede, dede torunlarım için dededir ama o döndüğüm şey hiç dede gibi hissetmiyorum. Hiç. Öyle... Hatta iş adamı dediniz. İş senelerce, ama başka konu bu. Senelerce siz de iş adamı, sanatçı Erbil Arkın, senelerce bana iş adamı dedikleri zaman, ama iş adamıydım, hakaret ediyorlar gibi geldi bana. Ama ben ikisini bir söyledim. Gerçekten böyle, beni böyle izah etmiyor. Benim izahımdan mutlu oldunuz mu? Çok, çok, çok. Ben de sohbetinizden anlatamayacağım kadar keyif aldım. Aynen. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler, böyle teşekkürümüzü ettik. Hayat bir sanatsa biz bugün bir de yaşam sanatçısı ağırladık. Hikayeyi böyle kısacık toparlamak isterim. Cesur annesini anlatırken gözlerinden ışık çıkıyor. Çünkü bir kırılma noktasını annenin cesareti Londra'daki babanın yanına gidişiyle yaşıyor. Çok etkilendim. İlk hatırladığı anı peşkirle Buran diyeceğim kendisine, dedesi. Çünkü çocuklar böyle anları kayıt ediyorlar. Londra seyahati, İngiltere seyahati yine küçücük Erbil Arkın için çok kıymetli bir anı. Bir de babaya alışma süreci. Hakikaten bir film çekilirse o sahnelerin, özellikle bir verilen muzla kurulan
baba oğul ilişkisinin değerlendirilmesini çok arzu ederim. Yine film sahneleri için çok kıymetli kareler var. Bodrum'da oturulan evden çalışkan baba çalışkanlığı oradan almış. Dört daireli apartman alınıyor ama yine üst katlar kiraya veriliyor. Yine Bodrum'da oturuluyor. Bardağın hep dolu tarafına bakan bir insan tanıdım ben. Rol model bir insan, çok kıymetli. Bir sürü zorluklar olmuş ama onlar hayat bu diye kabullenilmiş. Çok etkilendiğim bir anıda üniversitede evet bir öğretmeni keşfetti. Nasıl güzel resim yaptın. İki sınıf atlatıp onu yolu açmıştı zaten. Yine bir başka öğretmenin açtığı yolla heykel tıraş olacakken üçüncü sınıfta bir şeye karar veriyor. Ben parasız ressam olmak istemiyorum. Ben öğretmen olmak istemiyorum. Keşke dedi ama çok da keşkelik bir şey yok. Hayatının dönüm noktası da ondan sonra onu bugünlere getiriyor. İlk evliliğini de çok güzel anlattı. Saygı sevgiyle yürümüş ve bitirilmiş. İkinci evliliğini, sevgilisini anlattı. Orada da çok hoş bir birliktelik meyve vermiş. İki sevgilinin çocukları da birbirine aşık olmuş. Para diyor sadece araç. Onu araç olarak görürseniz zengin de olursunuz, eliniz de açık olur, hayatı da güzel yaşarsınız diyor. Dokunduğu her yere sanat katıyor. İyi ki sizi tanıdık. Çok teşekkür ediyorum. Haftaya görüşünceye kadar hoşça kalın değerli izleyenler. Tatlı sevgilim, sen gönlümde açan fesleğen çiçeğim. Sen gönlümde açan fesleğen çiçeğim. Merhaba Kıbrıslı halkımız. Herkesin yaşı müsait olanlar, herkes bu otobüsleri hatırlayacak. Eminim hoş bakacak, nostaljiyle bakacak. Şimdi Arukad olarak talebelerimize sunuyoruz bu otobüsleri bir kilo olarak. Onlar da zamanı gelince nostaljiyle baksınlar. El sallayın, icabında binin.